Halk kahramanı dediğimiz şey paralı olur mu? Bu işten para kazanırsa bu iş kahramanlık olur mu? Bu biraz tartışılan bir konu sanırım. Durumuna göre değişen bir olay. Mesela geçmişe baktığımızda ya da yakın geçmişe baktığımızda Ömer Ali Demir örneğini verebiliriz. Bir halk kahramanı bir yandan bundan ücret alıyor ama yaptığı şeyin karşılığı o aldığı asker maaşı kolay kolay karşılayabilecek bir şey değil. Esra Erol gibileri de biz son zamanlarda daha doğrusu biz demeyelim de ev hanımları diyelim daha çok. Son zamanlarda fazlasıyla halk kahramanı ilan etme çabasında bölüm başı 100 bin lira alan belki şimdi artık daha fazladır insandan halk kahramanı olmaz. Sadece kahramana bürünmüş insan olur. Yani o kadar kahramansan sonuçta bu biraz da iyilikle alakalı ya bu işi daha düşük ücretleri de yapabilirsin veya bir STK'ya girip gönüllü olarak da çabalayabilirsin. Yardım derneğinden para kazanan bir insan gerçekten yardım yapıyor sayılır mı? İşte buradaki mesele biraz da bu. Bunu fazla pohpohluyorlar. O da iyice yükseliyor. Kendini ciddi anlamda kahraman sanıyor. Keşke sandığı kadar kahraman olsa da ülkede en azından bir şeyler değişse. Sadece bir yargı mekanizması olmuş. Bir insandan ibaret kendisi. Geçtiğimiz günlerde işte 18 yaşındaki bir kız 40 yaşındaki evli çocuklu bir adam tarafından kandırılıyor. Kandırılıyor diyorum. Tamam. 18 kağıt üstünde reşit sayılabilecek bir yaş. 18 yaşında bir insanın aklı o kadar da düzgün çalışmıyor. Çok rahat kandırırsınız. Sadece kız için söylemiyorum. Erkek için de geçerli. Veya sadece evlilik için bu tarz şeyler için söylemiyorum bunu. Birçok alanda kandırabilirsiniz. İnsanın tam sömürülme yaşlarıdır. Ben bile kendime baktığımda 25'imden sonra böyle hafif hafif akıllanmaya başladım diye düşünüyorum. Ki o da tam değil. Tabii ki buradan reşitlik yaşı 25'e çıkarılsın gibi bir düşüncem de yok. Ama ortada kandırılmış bir kız var. Sen televizyona çıkartıyorsun. Onun ağırlığını en iyi senin bilmen gerekiyor sunucu olarak. O kızın yüzü gözükürse seni izleyen insanlar tarafından ki zaten nasıl insanlar olduğunu da biliyoruz o gündüz kuşağı programlarını. Ağır bir sosyal baskı içinde, dışlama içinde, saçma sapan travmalar içinde yaşayacak bir insana dönüştürecek ve gayet diyor ki ben yüzümün görünmesini istemiyorum. 18 yaşındaki bir kızın psikolojisini anlaman gerekiyor. Sen de o dönemlerden geçtin. Hararetli tepkiler verebilir, ikna etmesi çok zor olabilir. Deli deli hareketlerde yapıyor olabilir. Yani sen orada 35 yaşında, 40 yaşında bir insanın oturaklığında bir davranış bekleyemezsin. Esra da bu tepkiler karşısında çıldırınca azarlamaya başlıyor. Kızı mağduru suçlamaya başlıyor. Mağduru suçla suçla nereye kadar? Mağduru anca tavsiye verebilirsin. Çünkü mağduru suçladığından olay basittir. Suçluyu savunmaya geçersin temelde. Ve bunun da pek bir bahanesi olamaz. Yetmiyor bir de stüdyoda da alkışlatıyor bu durumu. Oradaki paralı seyirciler ön taraftaki insanın komutuna göre basıyor. Alkışı da basıyor. Bu da kendini daha da büyük bir insan sanıyor. Parayla satın aldığı alkışlar sayesinde. Baştan aşağı saçmalık. Ha şu var. Bilerek isteyerek bunu yaptığını da düşünen biri değilim. Hemen podcast'a başlayalım başlamadan önce savunmasını dinledim. Daha çok bir göz kararması sonucu böyle bir harekete kalkışıyor. İnsanın da gözü karardığında bayağı çıldırabiliyor. Yani temelde mağduru suçlayacak bir insan olur mu kendisi? Çok sanmıyorum ya. Belki diğer gündüz kuşağı programlarındaki sunucular böyle bir şey yapabilir de. Esra Erol'a baktığımızda onların yanında biraz daha modern kalıyor gibi. Biraz daha fazla kafası çalışıyor gibi duruyor. Artık ne kadar doğrudur. Çünkü sonuçta deli gibi takip eden bir insanda değilim. Ama en azından ben bir göz kararması sonucu böyle bir yanlış yaptığını düşünüyorum. Savunmasını dinledim. Kız çocuklarının okumasını istediğini, insanların metresi olmaması gerektiğini, başka insanların peşinde koşmaması gerektiğini, daha doğrusu daha güçlü ayaklarının yere basmasını istediğini dile getiriyor. Doğru bir düşünce ama yanlış bir hareket. Şu an mesela o kız istese ağır bir tazminat açabilir. Açmasını da düşünüyorum. Zaten günde artık kaç para kaldıran bir kadın. Bu sayede reytingleri daha da arttı hatta. içten içe buna sevindiğini de düşünüyorum. Sonuçta bu programlar kaostan besleniyor. Gerçi televizyonda kaostan beslenmeyen bir şey kaldı mı artık bilmiyorum. Bugün TRT belgesel bile açsan orada bile bir kaos çıkıyor illaki. İğrenç bir durum. İnsanlar genelde tepkilerini koydu da bu tarz insanlara, özellikle bu tarz programlara tepki koyan insanlar zaten bunları hali hazırda tüketen insanlar da değil. Asıl tepkiyi koyması gereken insanlar bunu tüketen insanlar ama gel gör ki programlar genelde izleyiciye göre şekilleniyor ya konsept dediğin oyun amuru gibidir zaten seyirci neyden hoşlanıyorsa ona doğru bükülür. Ona göre yamultmaya başlarlar. Bu program da öyle. Aslında artık o programı o an kaç milyon kişi izliyorsa o izleyen insanların sesi toplumda maalesef mağdur suçlama olayı çok yaygın. Şey de vardır ya mesela kötü kadın olarak evli adamlarla ilişkiye giren kadınlar. O sırada evli adamı asla suç bulmazlar. Sorun düzeni bozmaya çalışandadır. Kendi bozukta sıkıntı yoktur. Onları da hep suçlarlar. Aynen devam edin böyle. Hep yanlış şeyi suçlayın. Tabii ki burada evli adamla ilişki giren kadın mağdurdur demiyorum. Ama o tarz durumlarda asıl suçlunun da düzeni olan insanın olduğunu düşünüyorum. Dün ilk izlediğimde baya öfke doluydum hatta bu kadına karşı programa karşı. Bugün gitgide biraz daha sakinleştim. Çok fazla sinirlenmeye çalışmıyorum artık. <laughs> Saçlar ve beyazlayacak yoksa bu gidişle. Çünkü insanı sinir edebilecek tonla olayla karşılaşıyorsunuz. Her birine sinirlen sinirlen ömürden ömür gidiyor. O yüzden çok fazla sakin bir şekilde anlatıyorum. ha Bunun üzerine bir ekleme yapılacak olursa var aranızda 18 18-19 yaşlarında kızlar. Bazı şeyler size heves olarak gelebilir. Sizin üzerinizde şansını denemek isteyen 40 yaşında, 50 yaşında insanlar olabilir. Özellikle baba problemi olan kişilerde bu tarz sorunlar çok olabiliyor. Age player mı deniyordu buna? Dedim mami mi deniyordu neydi? Tam detayını hatırlamıyorum. Burada bir ekleme yaparsınız. Top o tarz ilişkiler toplum tarafından onaylanan ilişkiler olmadığı için anarşist hareketin verdiği heyecan olarak gözükebilir başlarda size. Ama ben şu ana kadar gördüklerim kadarı o tarz ilişkilerin sonunda çok ağır mağdur bir şekilde ayrılıyorsunuz. Başınıza kötü şeyler de gelebiliyor hatta. Çünkü 40 yaşında bir insan 18-19 yaşındaki bir kızı ki genellikle cinsel yönden arzuladıkları için onların gözünde altın gibi oluyor bu olay. Kaybetmeye kalktığında sizin yaşıtlarınıza kıyasla çok daha sert tepkiler verebiliyor. Çünkü onun yaşında biri artık o yaşlarda birini bulmakta aşırı zorlanıyor. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere öpüyorum hepinizi